الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا هو الحق الملك المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, akıp giden zaman içinde bir hayli hadiseler, bir hayli meseleler, meşgaleler insanları, hususiyle Müslümanları ister istemez meşgul ediyor, dikkatlerini çekiyor, zamanını ve zihnini büyük ölçüde işgal ediyor. Hakikaten bugünkü Müslümanın zihni bundan 100 sene evvelki Müslümanın zihninden daha karışık, daha karmaşık, daha çaprak, çarpıcı, daha karma karışık bir yapıya sahip. Bundan 100 sene evvelki Müslümanın zihni, aklı, fikri daha net idi, daha temiz idi. Şimdi aksine zihinler iyice bulandı. Hafızalar, düşünce sistemimiz zorlanıyor. Çok zorlanıyor. Zira 100 sene evvelki Müslüman dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir hadiseyi hemen işitemiyordu. Hemen duyması mümkün değildi. Bu kadar haberleşme vasıtaları yoktu. Bu kadar yayın organları, televizyonlar gibi, radyolar gibi, telefonlar gibi, telgraflar gibi, motorlu vasıtalar gibi, uçaklar gibi insanları, haberleri, elemanları, eşyaları, maddeleri bir yerden öbür yere hızla, çabucak ulaştıran, kavuşturan, bulaştıran aletler, cihazlar yoktu. Zihinler o zaman biraz daha temizdi, duruydu, düzgündü. Şimdi öyle değil. En ufak şey anında dünyaya yayılıyor, etkileniyorsunuz. Hafızalar, zihinler, beyinler karma karışık oluyor. Yorgun düşüyorsunuz, zamanınız, zihniniz bozuluyor. Hakikaten bundan dolayı da sağlığımız bozulmuştur. Sıhhatimiz bozulmuştur. Huzurumuz kaçmıştır, emniyetimiz kaçmıştır. Asayiş bozulmuştur. Aletler, cihazlar nasıl insanların haberlerini, olaylarını çok çabuk yayıyor, yaklaştırıyorsa İnsanlar da birbirinden hızla uzaklaşıyor. Ahlaklar bozuluyor, iffetler bozuluyor, şerefler yıkılıyor. Ve buna benzer ne kadar mukaddes ve manevi kıymetler varsa yok oluyor. Bu hızlı akışın önüne geçilmezse, bu cihazlar, bu yayın vasıtaları Müslümanların ellerine geçmezse, bu gidişle dünyada Müslüman namına kimse kalmayacak. Ahlaklar bozulacak, ırz ve namus bozulacak, şerefler yok olacak. Yeryüzü eşeklerin tepiştiği bir alan haline gelecek. O bakımdan zihnen şahsen çok yorgunum, huzursuzum. Kendimi öyle huzursuz hissediyorum ki, sanki 5 dakika sonra kıyamet kopacakmış gibi emniyetsiz hissediyorum dünyayı.
Çünkü hiçbir işin başında Müslüman yok. Hiçbir teşkilatın başında Müslüman yok. Dünya eşeklere kaldı, domuzlara kaldı, katillere kaldı, canilere kaldı, hainlere kaldı, kafirlere kaldı dünya. Adalet aramak mümkün değil, fazilet aramak mümkün değil, eşitlik aramak mümkün değil. Dünya artık vahşi canavarlar gibi birbirini yiyen insanların kapıştığı bir arena diyorlar, katliam yeri haline geldi. Ve Müslümanlar hızla toparlanmazlarsa, birleşmezlerse, Müslümanlar kendi Birleşmiş Milletlerini kurmazlarsa, sıcağı görmüş kar topu gibi alemi İslam eriyip gidecek. Eriyip gidecek. Kendi paralarını koymazlarsa, kendi pazarlarını kurmazlarsa, Müslümanlar kendi hükümetlerini kurmazlarsa, kendi devletlerini kurmazlarsa, kendi sistemlerini kurmazlarsa, eriyip gitmekle karşı karşıya kalacaklar. İşte bakın, koskoca Yugoslavya'da, tek kelimeyle Balkanlar'da, Müslüman bırakmamak için Balkanlar dediğimiz, Yugoslavya'nın bulunduğu o Balkanlar denen coğrafi kıtada bir tek Müslüman kalmayacak şekilde çoluk çocuk hepsini kesiyorlar. Avrupa kıtasında bir tek Müslüman bırakmak istemiyorlar. İşte mesela bakın, gazetelerde de yayınlanmıştır, görüyorsunuz. Burada da bir kardeşimiz, gerçi ben okumuştum fakat gazeteyi kesmemiştim. Allah razı olsun, getirdi. Şu anda mesela Bosna'da, Hersek'te ve o Balkanları umumi olarak söyleyelim. Bir Müslüman öldürene, bir Müslüman öldürene 1000 mark ödeniyor. Yani Sırp idari merkezlerine bir Müslümanı öldürdüğüne dair bir kağıt götüren adama anında 1000 mark mükafat ödendiğine dair görüyorsunuz muazzam vesikalar yayınlanıyor. Otur, gel. Yakın otur. Ama bir yer ver, bu Hacı otur. Ha bu yakın otur, duyasın. Ha bir yakın otur. Ayakta yok, olmaz. Cemaatin dikkatini çekersin de. Otur. Otur, otur, otur. Öyle olmaz, cemaatin dikkatini çekiyorsun ya, bu şey olur, yani konuşmayı bozar. Kulaklarım duymuyor da yakına geldim diyor ama tabii ayakta olması dikkati çeker. Bir de yakın bir yere otur. Tabii tabii. Müslüman bırakmamak, Müslüman nüfusu, Müslüman nesilleri, Müslüman zürriyetleri, Müslüman köyleri, Müslüman kasabaları, Müslüman milletleri yok etmeye, başta Amerika olmak üzere karar vermiş bulunuyorlar. Hem Asya kıtasında, çünkü düşünün mesela 70 seneden beri komünizmin, Rusya'daki komünist sistemin, rejimin altında, onların ifadesiyle Allahsızlık dedikleri ateizm, Allahsızlık esası üzerine, Allah'a inanmamak sistemi üzerine kurulmuş bir rejim altında 70 sene Rusya'daki insanlar inim inim inlediler, ezildiler. Fakat komünizm çöktü, bir de baktılar ki Müslümanlar yok olmamış. Müslümanlar yok olup gitmemişler. Şimdi bunun farkına vardılar. Bunun farkına varınca da daha dehşetli tedbir almak. Ve bunun çaresi de silahlı hareketlerle Müslümanları yok etmenin yoluna girdiler. Farkındaysanız bütün dünya şu anda Müslümanların katledilmesine, yok edilmesine tamamen seyirci durumundalar. Mesela bundan evvelki yıllarda hatırınıza geliyor. Bir İsrail konvoyu, hani askeri araçların, askeri arabaların tek sıra halinde yürümesine malum konvoy diyorlar. Bir İsrail konvoyuna çocuklardan birisi bir ateş açsa ve bir İsrail askeri yaralansaydı biliyorsunuz, derhal o gece Birleşmiş Milletler olağanüstü toplantı yapıyordu.
Olağanüstü toplantı, Birleşmiş Milletler toplanıyor hadiseyi görüşmek için. Ne var? İsrail konvoyuna, İsrail askerine bir çocuk ateş açmış. Ama bakın, çoluk çocuk aylardır katliam ediliyor, öldürülüyor, kesiliyor, doğranıyor, parçalanıyor. Ne Birleşmiş Milletler'in toplanması var, ne Amerika'dan ses var, ne Avrupa'dan ses var, ne Asya'dan ses var, ne de Afrika'dan ses var. Ne Türkiye'den ses var, ne Araplardan ses var. Hepsi susmuş durumda. Demek ki bütün dünya kafirleri, Müslüman nüfusu, Müslüman insanları, Müslüman köyleri, Müslüman yerleşim yerlerini tamamen yok etmeye karar vermişlerdir. Bunu açıkça gösteriyor dünya. Avrupa'dan ses yok, Amerika'dan ses yok. Bu sessizliğin bir manası olmalı, bir gayesi olmalı, bir maksadı olmalı tabii. Bunu anlamak zorundayız. Onun için işte resmen mesela bir Müslüman öldürene 1000 mark ödenmek suretiyle şu anda Sırplar Bosna'da ve çevrede öldürdükleri Müslüman başına Sırp idaresinden ve hükümetinden 1000 mark mükafat gördüğünü gazete resmen yayınladı. O halde bugünkü dersimizi bu olaylar üzerinde Kur'an-ı Mübin'in, Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında, Kur'an-ı Kerim'in aydınlığı altında bu olaylara kısa bir bakış yapalım. Ondan sonra da inşallah bilindiği gibi hac mevsimindeyiz. Kafileler halinde hacı adaylarımız veya hacılarımız diyelim, Beytullah'a doğru, Hicaz'a doğru gidiyorlar. İnşallah biz de görevli olarak kendi kafilemizle pazar günü çıkmış olacağız Allah'ın izniyle. Ve 32 günlük bir seferden sonra, 32 günlük bir ayrılıştan sonra tekrar Rabbimizin rahmet ve bereketiyle inşallah döneceğiz ve tekrar devam edeceğiz. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ve rahmetini ayırmasın. Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresi, Enfal namında bir suresi var Kur'an'ın. Bu surenin, Enfal suresinin 73 numaralı ayet-i ilahiyesi hakikaten hayretlere düşürecek tarzda bugünkü ve bundan sonra gelecek olaylara muazzam ışık tutuyor. Zaten dikkatle bakıldığı ve okunduğu zaman Kur'an ayetleri sanki her sabah arş-ı âlâdan arza yeni inmiş gibi taze. Her bir ayet her sabah sanki yeni gelmiş, yeni nazil olmuş gibi taze ve olaylara ışık tutan bir yapıya sahip. O kadar canlı. Onlardan bir ayeti bugünkü cuma sohbetimizde huzurunuza arz etmeye çalışayım inşallah. Görelim ki Mevla neyler, neylerse güzel eyler inşallah. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Enfal suresi 73 numaralı ayet. Rabb-i Rahim-i Zülcelal Hazreti Allah Celle Celaluhu açıkça buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا şu kafirlere dikkat edin. Efendiler şurada anlaşmamız lazım. Kur'an-ı Kerim bize
nasıl Hazreti Allah'ı tanıtıyorsa, bir kimse Allahu Teala'yı en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'den tanıması lazım. Kur'an'ı tanımayan bir insan Allah'ı tanıyamaz. Çünkü Kur'an kimin kitabıdır? Allah'ın kitabıdır. Allah'ı tanımak için Kur'an'ı tanımak lazımdır. Bakınız. Mümini tanımak için mümin kimdir? Müslüman kimdir? Bunu da en güzel şekilde tanımak için yine Kur'an'ı tanımak lazım. Çünkü mümini bize tanıtan hangi kitaptır? Kur'an-ı Kerim'dir. Kafiri tanımak için, kafir kimdir? Kimlere kafir denir? Kafiri de tanımak için yine tek kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı tanımadan yine kafiri tanıyamazsınız. Çünkü Kur'an bize nasıl Allah'ı tanıtıyorsa, aynen o şekilde müminleri de tanıtıyor, münafıkları da tanıtıyor, kafirleri de tanıtıyor. Kafirleri tanıtan en mükemmel ve en muazzam kaynak Kur'an-ı Mübin'dir ve sonra hadis-i şeriflerdir. İşte bu ayet-i kerime kafirleri tanıtan ayetlerden bir tanesi. Bir tanesi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا Şu kafirlere dikkat edin. Size tanıtıyorum diyor Rabbimiz. Biz buradan tanıyacağız. Kafir meselesini iyi anlamak lazım. Bu hususta en ufak tereddüt bulunmaması lazım. Çünkü Kur'an'ın kaynağından geliyor bu hadise. وَالَّذِينَ كَفَرُوا Şu kafirlere dikkatle bakın. İyi düşünün, iyi anlayın diyor Kur'an. Nedir bu kafirler? Dünyada tabii, başka yerde değil. Ba'duhum evliya'u ba'd. Dünyanın neresinde kafir varsa, kafirler varsa, bunlar birbirlerinin dostudurlar, yardımcılarıdırlar diyor Rabbimiz. İster doğuda, ister batıda. Burada mekan ve mesafe farkı yok. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün müminler nasıl ki kardeş ise, kafirler de birbirinin dostudur diyor Hazreti Allah. Celle Celaluhu. Kafir oldu mu bir adam, tamam, o diğer kafirlerle dosttur, yardımcılarıdır onların, destek. Evliya demek, veli kelimesinin çoğulu. Veli yani yardımcı, onun işlerini gören, ona destek olan, onu tanıyan, onu bilen, onun menfaatlerini daima önde tutan insanlar demek. Kafirler birbirlerinin yardımcılarıdırlar. Birbirlerinin velisidirler. Nasıl okulda bir mektepte okuyan talebenin velisi olmuyor mu? Onun karnesini imzalıyor, ona harçlık veriyor, onun davasını takip ediyor, veli. Her öğrencinin bir velisi var. Kafirler de birbirlerinin velisidir diyor Rabbimiz. Bakın tanımak, böyle tanımak lazım. Böyle bilmek lazım. Daima birbirlerine arka çıkarlar kafirler. Daima birbirlerini desteklerler. Birbirlerine yardımcı olurlar. Birbirleriyle müşterek hareket ederler diyor. Bunu söyleyen Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Teşhis ediyor, yani bize anlatıyor, tanıtıyor. Böyle tanımak zorundayız. Hakikaten de bugün yeryüzünde cereyan eden hadiselere dikkatle bakın ve bu ayet-i kerimenin ışığıyla bakın, aynen tecelli ettiğini göreceksiniz. Mesela Birleşmiş Milletler diyorsunuz, diyoruz. Bunlar neye birleşmişler? Niçin birleşmişler? Ne için birleşmişler? Mesela NATO diyorsunuz, NATO. NATO ittifakı. Bunlar niye bir araya gelmişler? Maksatları ne?
dertleri ne, davaları ne? Bunu işte Kur'an-ı Kerim açıklıyor. En doğrusunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor. En doğrusunu, en hakikatini Kur'an açıklıyor. Başkasıyla değil. O halde şu Kur'an'ın hükmüne göre, ben Kur'an hükmüne göre söylüyorum. Birleşmiş Milletler ne için birleşmiş? Dünyadaki Müslümanların aleyhine birleşmiş. Bunu ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Çünkü kafirler daima birbirlerinin destekçisidirler. Birbirlerinin menfaati için bir araya gelirler. Müslümanları sevmezler, Müslümanları tutmazlar, Müslümanların haklarını korumazlar. Ayet-i Kerime böyle söylüyor, ne yapalım? Ya Kur'an'ı haşa ortadan kaldırmak lazım, yahut da tasdik etmek lazım. Ortada sürünmeye gerek yoktur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Butros Gali diye bir herif, herifi naşerif, şerefsiz bir adam. Bir araştırıyorsunuz, Hristiyan ve Katolik mezhebine sahip. Katolik. Şu anda Bosna'da Müslümanların çoluk çocuk demeyip hepsini kırıp geçiren, Sırpların mensup olduğu Hristiyan mezhebine mensup. Yani Katolik mezhebine mensup. Hristiyanlar da biliyorsun üç ayrı mezhebe bölünmüşler. Bereket gibi bölünmüşler. Katolik olanlar ayrı, Hristiyan. Ortodoks olan bütün Ermeniler Ortodoks mezhebine mensup şu anda biliyorsunuz. Amerika'da muazzam destekleri var. Rusya'daki bütün Hristiyanlar da Ortodoks. Bakın hemen Nahçıvan olayı üzerinde Türkiye bir şeyler söylemeye başlayınca derhal Hristiyanlık damarı tuttu. Rus generali aynı, çünkü o da Ortodoks. Ermeniler de Ortodoks. Birisi kalkar da dedi Nahçıvan'a müdahale edecek olursa 3. Dünya Savaşı çıkar dedi. Kurban olduğum Allah nasıl ayete haber vermiş görüyor musunuz? Ayet nasıl çıkıyor ortaya bakın. Ayet-i ilahiyeler şaşmaz efendiler. Derhal mezhep sebebiyle, din kavgasıyla hemen o Rus generali veya her neyse mareşal demişler nasıl olduysa çıktı. En vahşi bir ayı gibi, domuz gibi tehdit etti Müslümanları. Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Allah'ın ayetleri şaşmaz. Allah'ın kitabı şaşmaz. Bak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982'de yazıldı, çizildi, kabul edildi. 92'ye ulaşmadan bozuldu. Bak onların kitabı bozuldu. Onların yazdığı anayasa bozuldu. Ama Allah'ın gönderdiği kitap olan, anayasa olan Kur'an 1400 senedir bozulmadı. Bunu anlatamıyoruz kimseye. Bunu kimseye anlatamıyoruz. Bozuldu. Ama Allah'ın kelamında, kitabında farkında mısınız? Hiçbir çözülme yok, bozulma yoktur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Şu kafirlere dikkat edin, onlar her yerde birbirlerinin yardımcısıdırlar. Birbirlerinin destekçisidirler. Gidin ayet-i kerime okuyun, aynen böyle bulacaksınız. Daima birbirlerini tutarlar, birbirlerini desteklerler, birbirlerine destek olurlar, yardımcı olurlar, haklarını korurlar, savunurlar vesaire. Koskoca Birleşmiş Milletleri görüyorsunuz. Alemi İslam ile mesela Cezayir ile ilgili hiçbir şey yapmadı Birleşmiş Milletler. Yugoslavya'daki Müslümanların katliamı ile ilgili Birleşmiş Milletler hiç toplantı yapmadı. Azerbaycan'daki katliamlarla ilgili hiç toplantı yapmadı, hiçbir karar almadı. Zavallı Türkiye bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Adam yerine koyan yok vallahi dünyada. Cenab-ı Hak bunu böyle haber, böyledir yani. Kafir mi adam, bitti. Şüphe etmeyeceksin.
Kafirden hak istemeyeceksin. Kafirden yardım istemeyeceksin. Kafire sığınmayacaksın. Kafiri dost kabul etmeyeceksin. Allah böyle söylüyor. Biz söylemiyoruz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Birbirlerinin dostudurlar, sizin değil. Size sahip çıkmazlar diyor işte, çıkmıyor bakın. Hala bu hadiseyi ibretle, dikkatle, haşyetle anlayamayan Müslümanlar demek ki henüz başlarına çok bela gelecek. Ne yapmak lazım? Durumu derhal müzakere etmek lazım. Amerika'nın velayetinden çıkmak lazım. Fransa'nın, Almanya'nın yörüngesinden ayrılmak lazım. Batı'dan ayrılmak lazım. Ayrılmak, sonra Müslümanlarla birleşmek lazım. Müslümanlar kendileri Birleşmiş Milletler'ini kurması lazım. Yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var deniyor. İyi kötü bunların bir milleti var, bir idaresi var. Derhal müzakere edip Müslüman milletlerin bir araya gelmesiyle Müslüman Birleşmiş Milletler'ini kurarsa belki dünyada bir söz sahibi olma hakkı olur. Yoksa bu şartlarla, bu şekilde, bu gidişat içinde dünya Müslümanlarının Birleşmiş Milletler'de hayvanlar kadar hakkı olmayacaktır. Hayvanlar. Niye? Evvelki seneydi, hatırınıza geliyorsa, İzmir Belediyesi başıboş dolaşan birkaç tane köpeği öldürdü İzmir'de. Hani belediyenin görevli adamlarına şu köpekleri öldürün dediler tüfekle. Birkaç tane köpek öldürüldü. Ertesi gün Avrupa ayağa kalktı. İnsan hayvan haklarını koruma derneğinin bütün heyeti, idaresi olduğu gibi İzmir'e geldiler. Köpeklere sahip çıktılar. Ama bakın Müslümanlara sahip çıkmıyorlar. Allah böyle söylüyor, çıkmayacak tabii. Eğer kafirler Müslümanların haklarına saygılı çıksalar Allah yalan söylemiş olur. Tabii. Bu da buna da imkan yoktur. Haşa sümme haşa. Allah böyle söylüyor. Sahip çıkmaması lazım. Ya başka türlü olmaz. Eğer kafirler Müslümanları desteklese şu ayet-i kerime vallahi yalan olur. Çok tehlikedir. Ayet amenna doğrudur. Olaylar ayetleri doğrulayacaktır. Hiçbir olay ayete ters düşmez. Bunu böyle kabul etmek lazım. Müslüman böyle inanması lazım. Ebu Bekir Sıddık, Sıddık makamına, Sıddık demek çok tasdik eden, çok doğrulayan, Sıddık makamına böyle ulaştı biliyorsunuz. Nasıl ulaştı? Miraç'tan döndüğü zaman Hazreti Muhammed Mustafa, Mi'raç, malumunuz döndükten sonra olup bitenleri anlatmaya, gördüğü şeyleri anlatmaya başlamıştı. Her ne vaki oldu ise serteser, cümlesin ashabına verdi haber. Süleyman Çelebi öyle diyor ya Mevlid'de. Her ne vaki oldu ise, Miraç'ta ne gördüyse, ne vaki olduysa, serteser baştan başa, ser baş demek, ser ta ser, baştan başa Miraç'ta ne gördüyse, cümlesin ashabına verdi haber, sahabesine anlattı. Ebu Cehil ve adamları da duydu bunları. Ya bir gecede bu kadar yer gezilir mi, bu kadar yer görülür mü, bu kadar şey olur mu demeye başladılar. İnanmadılar tabii kafirler. Yolda Miraç gecesinin sabahı, yolda Ebu Cehil Ebu Bekir ile karşılaştı. Radıyallahu teala an Efendimizle karşılaştılar. Ebu Cehil dedi ki ya ey Ebu Bekir duydun mu dedi seninki, haşa böyle hafife almak için, seninki dedi neler anlatıyormuş dedi bir gecede, ta göklere çıkmış, şuraya gitmiş, Mescid-i Aksa'ya gitmiş, ya sen bunlara inanıyor musun dedi Ebu Cehil. Sıddık-ı Ekber, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz buyurdular ki bütün bunları Hazreti Muhammed mi anlatıyor?
E tabi dedi Ebu Cehil, Muhammed ne anlatıyorsa doğrudur dedi. Amenna ve saddakna. Böyle inanmak lazım Müslümanlar. Kitaba böyle inanmak lazım, peygambere böyle inanmak lazım. Bugünkü Müslümanların kafaları perişan, kafalar dağınık, zihinler bozuk. Kur'an'ı tanımak sanki mümkün değilmiş gibi görünüyor. Kur'an 14 asırdır kafirleri anlatıyor, Müslümanlar anlamıyor. Hala Müslüman soruyor ya, Birleşmiş Milletler niye toplantı yapmıyor, niye bu Müslümanların haklarını? Yahu Cenab-ı Hak kafirler Müslümanların haklarını korumaz diyor. Hani sen buna inanmıştın? Toplanmaması lazım. Müslümanların toplanması lazım. Müslümanların Birleşmiş Milletleri kurması lazım. Yeryüzüne Müslümanların hakim olması lazım. Kafirden hak istenmez. Amerika'dan silah alınıp da ız ve namus korunmaz. Almanya'dan silah satın alınıp ız ve namus korunmaz. Sen kendin silah fabrikanı kurman lazım. Sen kendin teknik ve medeniyetini kurman lazım. Amerikan medeniyeti aşağılık bir medeniyettir. Bakın işte zencilerle hala kavga ediyor Amerika. Geçen hafta anlattım. İslam medeniyeti 1400 sene evvel Bilal-i Habeşi'yi, siyah zenci köleyi beyaz insanlarla kardeş yapıp müezzinlik makamına getirdi ve toplum bunu hazmetti, kabullendi, bağrına bastı. Amerikan medeniyeti hala zencileri dövüyor, kırıyor, sövüyor, mahkemeler oluyor, kıyametler kopuyor. Bu hadiseye göre İslam medeniyeti Amerikan medeniyetinden 1400 sene ileride mi değil mi? İleride. Ama bizim milli eğitim sisteminden yetişen Batı hayranı, Amerikan hayranı nesiller koşup koşup Amerika'ya gidiyorlar. İslam nerede, Amerika nerede? Hala zencileri, siyah renkli insanları düşünün yani nasıl hor ve hakir görüyorlar. İslam medeniyetiyle kıyaslayabilir misiniz Amerikan medeniyetini? Amerika'da yaşayan 100 insanın 70'i uyuşturucuya bulaşmış. Uyuşturucu. Amerika'daki vazifeli papazların yüz papazın kırkı eşcinsel hale gelmiş, luti olmuş. Elimizde vesikalar var, belgeler var. Sen kalk böyle bir medeniyete. Orada Türk yürüyüşü tertipleniyor. Osmanlı ecdadımızın 273 parça tarihi eserini götürmüş orada sergiliyor. Aman Amerika beni tanısın. Ya ayet-i kerime Amerika seni tanımaz sevmez diyor. Bunlar Allah'ın inadına gidiyorlar Amerika'ya. Allah'ın inadına. Amerika sizi tanımaz diyor, Kur'an-ı Kerim söylüyor, ben söylemiyorum. Siz Müslüman olduğunuz müddetçe Amerika'ya köle de olsanız, Amerika'ya uşak da olsanız Müslüman olmanız buna mani olacak, Amerika sizi tanımayacak diyor. Kur'an söylüyor bunu. Ama hala Türkiye Cumhuriyeti direniyor Kur'an-ı Kerim'e karşı. Direniyor, yanlış yapıyor. Bu olmaz. Kur'an'ın zıddına olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek çaresi var. Kur'an'ı kabul etmesidir. Kur'an nizamını kabul etmedikçe dünyada Türkiye tek kalacak, kimse kabul etmeyecek. Çünkü Müslümanlık var. İşte bakın dünya kabul etmiyor. Doğuya gidiyorlar hakaret, batıya gidiyorlar hakaret, her tarafta hakaret. Telaş içinde koskoca kabine, hükümet kabinesi, bakanlar telaş içinde. Biri Yunanistan'a koşuyor, biri Fransa'ya koşuyor, biri Amerika'ya. Bir panik içinde, hiç dinleyen yok Türkiye'yi. Allah böyle söylüyor. Siz Müslüman olduğunuz sürece kafirler sizi tanımayacak, sizi desteklemeyecek diyor. İşte Enfal suresinin 73. ayetini anlatıyorum. Kafamdan bir tek kelime söylesem kafam kesilsin. Olmayacak. İmkansızdır. Amerika gece gündüz
yeryüzündeki Müslümanların nasıl yok edileceğini düşünüyor. Çünkü Amerikan medeniyetinin temeli ırk ayrımına dayanmıştır. İşte siyah beyaz kavgasına, servete dayanmıştır, şöhrete dayanmıştır, şehvete de. Amerika'da üç şey hakim. Servet, şöhret, şehvet. İslam bu üçünü de düzene sokan bir dindir. Bu dine karşı Amerika savaş veriyor. Şu anda Amerika'nın en büyük düşmanı İslam'dır. Amerika'nın en büyük düşmanı, en büyük rakibi, en büyük hasmı İslam'dır. Çünkü adamın bütün siyaseti, ticareti, her şeyi İslam'ın nehyettiği sistem üzerine kurulmuştur. Düşünün Türkiye Cumhuriyeti her ay, düşünün yani, Amerika'ya faiz ödüyor. Başbakanın kendi ağzıyla hepiniz duydunuz. Bu sene şu 6 ay zarfında Amerika'ya ödenmesi gereken faiz borcu 30 trilyon. 30 trilyon kardeşim bu. Vermiş faizi fukara milletlere, Amerika sömürüp duruyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu başbakan da biliyor, cumhurbaşkanı da biliyor. Dış yardım, dış yardım. Dolar yükseldikçe faiz yükseliyor. Asıl parayı ödemek şöyle kalsın. Faizini ödemekten aciz hale geliyorsunuz. Bakın nasıl dolap beygiri gibi sıkmış kıtlağınızı. Yeryüzündeki Müslümanların en büyük düşmanı Amerika'dır. Bunu söylerken kafamdan vallahi söylemiyorum, ayet ile söylüyorum. Buna böyle inanmayan Müslüman olamaz. Müslüman olunacaksa Amerika'yı düşman bilmek lazım. Müslüman olacaksanız Amerika'ya dost demeyeceksiniz ya. Hazreti Muhammed'i dost kabul eden Amerika'yı düşman kabul etmek zorundadır. La ilahe diyen illallah demek zorundadır. Bunu niye anlatamıyoruz biz Müslümanlara? La ilahe diyenler illallah demezse hala kafirdirler. Bir adam 100 sene la ilahe, la ilahe, la ilahe dese de illallah demese ne olur? Yine kafir olur. Bütününü söylemek lazım. Müslüman olduktan sonra Amerika'ya dostumuz diyemezsin. Bunu Kur'an kabul etmiyor. Ya ne yapacağız öyleyse? İşte Müslümanlara Amerika'nın dost olmadığı Bosna Hersek'te, Cezayir'de, Azerbaycan'da görmediniz mi ya Müslümanlar? Görmüyor musunuz Allah aşkına? Genç kardeşlerim, efendiler, hacılar, sakallılar, görmüyor musunuz? Çıt çıkmıyor dünyada. Ayetin dediği oluyor. Eğer Bosna'da, Hersek'te öldürenler Müslüman olsaydı, öldürülenler de Hristiyan olsaydı, acaba Birleşmiş Milletler böyle sessiz kalacak mıydı? Siz söyleyin. Vallahi kalmayacaktı. Ölenler Hristiyan olsaydı kıyamet kopacaktı. Hala bizim başımızdakiler aman Hristiyan ve Müslüman savaşı çıkmasın. Lan çıkmış da geçmiş bile hayvan. Ne savaşı? Herifler yıllardır savaşıyorlar. Ne çıkmasın? Çıkmış da geçmiş bile. Buyurun ya. Hristiyan İslam savaşı çıkmasınmış. Bu savaşlar ne? Hersek'ten gelen bir kadın Fatih'te konferans verdi. İki saat ağlıya ağlıya konferans verdi kadınlara. Anlatıyorlar. Öldürülen Müslümanların diyor göğüslerine o Sırp kafirleri, Hristiyan kafirler kasaturayla o öldürdükleri Müslüman erkeklerin göğsüne yukarıdan aşağıya ve enine haç çizmişler, kamayla kesmişler diyor. Ve Müslümanlar ölülerini mezara gömerken haçlı kamayla beraber gömmek zorunda. Kesmiş çünkü cesedini. Haç biçiminde damgasını basmış Hristiyan. Sen kimi kandırıyorsun? Hristiyan İslam savaşı çıkmasın diye Türkiye müdahale etmiyormuş. Vay avanaklar vay. Kimi kandırıyorsunuz? Adamlar zaten savaşıyor. Bal gibi Hristiyan İslam savaşı var dünyada. Bal gibi İslam'ın kanı akıyor, Müslümanların kanı akıyor. Bir tek Hristiyan kanı aktığı var mı?
bunlar korkunç şeylerdir. Yani bu kadar siyasi hata yapılamaz dünyada. Bakın vallahi Ermeniler Kars'a saldırırlarsa, Erzurum'a saldırırlarsa yine Amerika, yemin-i billah ile söylüyorum, sessiz kalacak. Allah böyle söylüyor. Ben söylemiyorum. Kars'a ve Erzurum'a saldırsalar ki yakında saldıracaklar. Buradan söylüyorum. Katliam yapacaklar. Yapmadılar 1918'de Erzurum'da katliam. Yapmadılar mı? Kazım Karabekir Paşa çıkmasaydı Erzurum yoktu bugün Türkiye'de. Tarihleri alt üst ettiler. Kimin kahraman, kimin hain olduğu belli değil Türkiye'de. Saldırmadı mı Ermeniler? Ta 1906'da Sultan Abdülhamit Han cuma namazını Yıldız Camii'nde kılıp çıkarken Ermenilerin koyduğu 20 kilo dinamitli saatli bomba patlayıp da 6 tane atın çektiği padişahın faytonu havaya uçmadı mı, 30 kişi ölmedi mi, 6 tane attan kemik bulunmadı be. Suikast yaptılar. Ermeniler yeni sahneye çıkmıyor ki, 100 senedir Ermeniler sahnede. Erzurum bizimdir diyorlar. Yarın, bugün Nahçıvan'a saldıranlar, yarın Erzurum'a saldıracaklar ve göreceksiniz Birleşmiş Milletler yine toplanmayacak. Çünkü sen 1000 kere Amerika dostumdur de, Amerika sana dost demiyor. Dememesi lazım, Allah'ın hükmünde böyle çünkü. Allah böyle söylüyor. Peki ne olacak Müslümanlar, çaremiz? Bakın ayet-i kerime bunu da ifade ediyor. Açık ifade ediyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Şu kafirler birbirlerinin destekçisidirler, yardımcısıdırlar. Evet öyledirler, kabul etmeyecekler. Kabul etmemeleri lazım. Bakın bizimkiler mesela düşmüş Amerika'nın, Avrupa'nın peşine. Şarkıcısı düşmüş peşlerine. Futbolcusu düşmüş peşlerine. İş adamları düşmüş peşlerine. Generaller düşmüş peşlerine. Batılıların, Avrupalıların. Şarkı yarışması, güzellik yarışması, kainat güzel yarışması. Ama hepsinde de en sondan birinci olmuyorlar mı? Kabul et. Hiç kabul ettiklerini gördünüz mü Müslümanlar? Mümkün değil. Etmeyecekler. İsminiz Müslüman olduğu halde, tarihte Müslüman damgasını taşıdığınız o müddetçe, tarihten gelen bir kalıntıyla, kalıntı olsa bile, Müslüman sıfatını taşıdığınız müddetçe, Eurovizyon teşkilatı sizi kabul etmeyecek. AGİÇ kabul etmeyecek, NATO kabul etmeyecek. NATO'nun işaretine bakın, aynen haçt NATO. Vallahi ve billahi Hristiyan ittifakıdır NATO. Hristiyan haklarını korumak için korunmuştur. Yeryüzünde Amerika'nın bahsettiği, Avrupa'nın bahsettiği insan haklarından maksatları Hristiyan haklarıdır. İnsan kelimesinin altında Hristiyan kelimesi var. Hristiyan olmayanlara Avrupalılar insan gözüyle bakmıyorlar. Hayvan kadar kıymet vermiyorlar. Bunu anlayın Müslümanlar. Kıbrıs'taki çilekeş adam Rauf Denktaş, Allah selamet versin, büyük devlet adamı, aynen şöyle söylemişti bir toplantıda, Avrupalıların insan haklarından anladığı Hristiyan haklarıdır demişti. Aferin adama. Avrupalının ağzından insan hakları kelimesini duydun mu, bil ki Hristiyan haklarıdır. Müslümanları kabul etmiyorlar. Etmemeleri lazım, Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Eğer etseler, ayet-i kerimeden Allah korusun şüphe başlar. Ayet meselesi var. Ancak ne yapıyorsunuz? İşte efendim, Batı medeniyetine ortak olacağız diye, habire içki tüketimine hız veriyorlar. Bakın dünya milletleri arasında en çok içki içilen üç tane milletin üçüncüsü olduk şu anda dünyada. Yine Avrupa kabul etmiyor. İyi ya, bak şarap fıçısına dönmüşsünüz. Bizi kabul etsene. Etmiyor yine herif. Sen yine Müslümanlık kalıntısı var senin. Kalıntı var diyor. Etmeyecek.
Çıplaklar kampını açmışız Ege'de, Marmara'da yine kabul etmiyor. Sen diyor Müslümanlık alıntısı var. Dünyanın en büyük faizi Türkiye'de yine kabul etmiyor. Avrupa hızla faizi düşürüyor. Biliyorsunuz modern ekonomilerde faiz yoktur. Faiz sıfırlanıyor, Türkiye'de faiz hızla yükseliyor. Yine Avrupa kabul etmiyor. Faiz yiyen milleti kabul etmiyor. Etmeyecek. Ayet-i kerime sarihtir. Ne yaparsanız yapın. Avrupa topluluğunun idari merkezini görmüşsünüzdür. Belçika'nın Brüksel şehrinde. Ben Belçika'da çalışan gurbetçi kardeşlerimden o binanın 16 tane fotoğrafını istedim. Böyle kartpostal şeklinde. Vallahi o idare binası uçakla çekilmiş resimleri de var. Tamamen bina haç biçimindedir. Brüksel'de gidin bakın. Kartpostalları var. Adamlar Hristiyan ittifakıdır. Bin kere söyle anlamıyor adam. Ayet-i kerime ışık tutuyor. Çare nedir? Veya sonu ne olacaktır? Bakın ayet bunu söylüyor. Açıkça anlatıp keseyim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاوْ بَعْضُ. Şu kafirler birbirlerinin dostu, destekçisi, yardımcısı, velisi neyse. O anlattık. Açıkça görülüyor. Hiçbir zaman da bu hüküm şaşmadı. Hiçbir zaman da mesela Türkiye 1974'te biliyorsunuz Kıbrıs'taki Rumlar Hristiyan. Yunanistan Hristiyan biliyorsunuz. Nasıl ki Kıbrıs'a müdahale etmeye yeltenir yeltenmez daha önce parasını ödeyip de satın aldığımız hem bize teslim edilmeyen uçakları uçaklar üzerinde ambargo koydu mu koymadı mı? Koydu. Bak ayet çıktı gördün mü? Ayet çıkıyor burada. Ben çıkmıyorum ortaya. Ayet. Bundan bir süre önce PKK'ya karşı PKK'nın başındaki adam Ermeni biliyorsunuz. Dört dörtlük Ermeni herif. Adını değiştirmiş sadece. Ona karşı biraz ciddi kararlar almaya başlar başlamaz Almanya bize vermeye vaat ettiği, vermeye söz verdiği silahları ve askeri araçların parçalarını taşıyan gemiyi geri çevirdi mi, çevirmedi mi? Çevirdi. Buyur. Allah'ın dediği oluyor, ben dediğim olmuyor. 74'te de aynı şeydir, 92'de de aynı şeydir. 2000 yılında da aynı şey olacak, merak etmeyin. Allah'ın dediği olacaktır. Allah'ın ayetlerinde çelişki olmaz. Allah-u Teala'nın teşhis ettiği raporda hata olmaz. Doktorun teşhisinde hata olur. İnsanların teşhisinde hata olur. Allah ve Resulünün teşhisinde hata olur mu? Olmaz. Hadise budur. Bunlar Allah'ın teşhisine itibar etmiyorlar. Etmediği için de hata ediyorlar. Hata ettikçe yerin dibine batıyorlar. Hiçbir hükmümüz kalmadı. Görüyorsunuz paramızın, her zaman söylüyorum, vallahi para denecek tarafı kalmadı. Para denecek. Bir devletin haysiyeti, namusu, şerefi onu temsil eden paradır. Paranın değeri kalmadıkça o devletin değeri kalmamıştır. Eskiden biliyorsunuz padişahlar, eski hükümdarlar kendilerini temsil etmek için para basarlardı. Buna sikke denirdi, sikke. Böyle demir para, madeni para basarlardı. O para o devletin temsiliydi, şerefiydi, izzetiydi, her şeyiydi. E şimdi düşünün para ne hale gelmiştir. Vallahi geçen gün Müslüman bir kuyumcu arkadaşa uğradım. İki koltuğunun altında iki tane koltuk değneğiyle böyle zor bela sürüne sürüne bir adam geldi. Dedi ki, ismini söyle tanıyormuş orayı. Dedi ki falan efendi dedi. Yanımda dedi 1,5 milyon kadar, adam dilenci, Karaköy'den Eminönü tarafında. 1,5 milyon lira kadar param var dedi, bunu dedi Mark, bana Mark veresin bu parayı. Orada, adam diyor ki hocam dilenciler bile diyor topladığı parayı getirip Mark'a yatırıyor diyor. Gözümle vallahi şahit oldum ya. Gavurun parasıyla kendi paramızı koruyacağız da millet olacağız öyle mi? Utanç duyuyoruz bundan. Bu zilletten kurtulması lazım Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bu zillettir bu.
Gözümle gördüm Eminönü'nde topladığı paraları dilenci getirmiş marka yatırıyor. Çünkü diyor sabaha bu parayı yarısı ölecek bu paranın diyor. Yazık be şu millete be. Yazık şu iş adamlarına. Yazık şu Müslümanlara be. Cumhuriyet ne getirmiştir millete? Ne vermiştir işte? İşte buyurun zillet. Ve nasıl kabul ediyorsunuz, nasıl hazmediyorsunuz bunu? Siz bundan rahatsız değilseniz, eğer paranızı kafirlerin parasıyla değerini koruyor da hala vicdanınızda rahatsızlık duymuyorsanız, vallahi imanınıza şüphe ediyorum. Şüphe ediyorum imanınızda. Bütün iş adamlarının imanına şüphe ediyorum. Eğer rahatsızlık duymuyorsa, dolar yular gibi olmuş memleketin boynunu takmış Amerikan doları değil, Amerikan yuları. Çekmiş götürüyor her şeyimizi. Ve siz rahatsızlık duymuyor musunuz? Eğer politikacılar, yazarlar, çizerler, sanatkarlar, din alimleri, hacılar, hocalar, Müslümanlar bu yapıdan, bu ekonomik sistemden rahatsızlık duymuyorsanız vallahi imanınızda zayıflık var. Bak yeminle söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Bu iman meselesi başka bir şey değil. Biz imani konuları konuşuyoruz. Ayet olmasa önümde konuşmayacağım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ اَوْلِيَاءُ bak veli demek. Yani onların işlerini görenler, birbirlerine destek olanlar onlardır. Onlar birbirlerinin işini görürler. Senin işini görmezler. Ayet bunu söylüyor. Birleşmişi de öyle, birleşmemişi de öyle. Hepsi birbirlerinin dostu, destekçisi, yardımcısı, yaranıdırlar. Ne olacak? Ayet devam ediyor. İlla tef'aluhu tekün fitnetün fil ardı ve fesadün kebir. Ayete bak. Ey Müslümanlar, ayet sonuna geldik. İlla tef'aluhu, siz de kafirlerin yaptığı gibi birleşmezseniz, bakın birleşme kelimesi var burada. Birbirinizin yardımcısı olmazsanız, birbirinizin destekçisi olmazsanız, sizler Müslümanlar olarak kendi Birleşmiş Milletlerinizi kurmazsanız, kendi güvenlik konseyinizi kurmazsanız, kendi paranızı ortaya koymazsanız, kendi İslam ortak pazarını meydana getirmezseniz, bak ayet buna hepsine müsait. Ayetin manası hepsine müsait. Onlar nasıl yapmışlarsa, hangi örgütlerle, teşkilatlarla kendi haklarını koruyorlarsa, siz de kendi haklarınızı aynı şekilde korumaz iseniz, ne olacak? Tekün fitnetün fil ard. Yeryüzünde önü alınmaz fitneler ve savaşlar çıkacak diyor. Savaş. Akşam tefsire baktım, vallahi fitne kelimesini savaşla tefsir etmiş alimlerimiz, harp kelimesiyle. Bakın bütün dünyada savaşlar Müslümanın kanını emiyor. Ya, siz de Birleşmiş Milletlerinizi, siz de İslam ortak pazarını, siz de İslam güvenlik konseyini İslam olarak, Müslüman olarak kurmaz da, birbirinizin haklarını kendiniz savunmaya başlamazsanız, yeryüzünde önü alınmaz savaşlar ve fitneler çıkacak diyen Kur'an-ı Kerim'dir, Hazret Allah'tır. Celle Celaluhu. Ayet. Tekün fitnetün fil ard. Arz demek, yeryüz demek. Ve daha, ve fesadün kebir. Bakın fesat kelimesi fesat işte. Türkçede de var. Terör demek, anarşi demek, bozukluk demek, melanet demek, felaket demek, fesat. Kebir de çok büyük demek. Kebir. Ekber, kebir. Ve fesadün kebir, yeryüzünde boyutları belli olmayacak şekilde büyük fesatlar, fitneler, savaşlar, belalar, musibetler, felaketler meydana gelecek. Ekonomik felaketler. Bugün paramızın sıcak bir avucun içindeki kar topu gibi sürekli erimesi fesat mıdır değil midir? Vallahi fesattır. Kimse rahat uyuyamıyor. Bir okuyumcu arkadaşımız o gün anlattı. Hesap yapmış tabii. Diyor ki Mart ayının birinci gününde, Mart'ın birinde 100 bin markı olan Müslüman diyor veya kimse, her kimse
100.000 markı olan bir kişi 19 Mayıs gününe kadar o geçen gün zarfında 100 milyon kar etti diyor. 2,5 ayda 100 milyon Türk lirası kâra geçmiş 100.000 markı olan adam. Durduğu yerde vergisi yok, zahmeti yok, tehlikesi yok. Kasaya basmış markı durduğu yerde Mart'ın birinden Mayıs'ın 19'una kadar 100.000 markı elinde bulunduran simsar 100 milyon ticaret yapmış gibi para kazanmış. Gördünüz mü efendiler? Bu fesat değil de nedir? Alın teri yok bunda. Emek yok bunda. Korkunç. Bu nasıl siyasettir? Türkiye'deki siyaset adamların, ne bizim siyaset adamlarıdır? Alman siyasetine bakın, Türkiye'nin siyasetine bakın. Hangisi hakim? Ya. Bütün bunlar anlaşılması lazım, anlatılması lazım. İlla bak in şartiye, Rabbimiz şart koşuyor. İn la tef'aluhu, eğer siz de Hristiyan topluluklar gibi birliğinizi kurmazsanız, Birleşmiş Milletlerinizi kurmazsanız, müşterek paranızı ayarlamazsanız, Amerikan yularına bağlı kalırsanız, gideceğiniz yer cehennemdir diyor Hazreti Allah. Hiçbir yer değil. Amerikan doları eşittir Amerikan yuları. Taktı mı boynuna bu kafir Amerika bu doları yuları, çekip götürüyor, azabı ilahiye götürüyor. Hiç kimse kurtulamamıştır. İran Şahı'ndan daha muazzam Amerikan kölesi yoktu. Bakın köpekler gibi öldü İran Şahı. Cesedini bile kabul etmedi Amerika. Ölüsünü dahi kabul etmedi. İlla tef'aluhu tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir. Üzerinize korkunç fitneler, savaşlar, kıtlıklar, yokluklar, ambargolar, ambargo da dahil buna, fitne kelimesine. İşte bakın, yiyecek ekmek bulamadı Müslümanlar Azerbaycan'da. O gün Nahçıvan Cumhur Reisi diyor ki, vallahi diyor, 6 günlük diyor, stokta ekmeğimiz için un kaldı. 6 gün sonra bir avuç unumuz kalmayacak diyor. Fesadün kebir ya, bakın. Un stokumuz diyor, 6 günlük kaldı. Başka bir şey yok. Ekmek o da. Ezan okundu aziz müminler. Ders bitecek gibi değil. Dert, bu ders değil de derttir bu. Dersimiz değil, derdimiz bitmiyor. Allahu Teala en kısa zamanda alemi İslam'a uyanmak ve birleşmek ve bütünleşmek, Birleşmiş Milletler'ini kurma gayretler nasip eylesin inşallah. Çaremiz ve çehremiz buna bağlıdır. Böylece dersi kesiyorum. Ve Allah nasip ederse pazar günü de Beytullah'a gitmek üzere ayrılıyoruz. Bu münasebetle haklarınızı helal edin inşallah. Sıhhatu afiyetle, bereketle, rahmetle dönersek yine kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Allahu Teala'ya gerek Arafat'ta, gerek Müzdelife'de, gerek Mina'da, gerekse Harem'de, sonra Medine'de, Ravza'da, cennette dua edeceğiz alemi İslam'ın necatına, felahına inşallah. Siz de dua ediniz, dualarımız müşterek olsun. Ve böylece inşallah 32 gün sonra tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Rabbim rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.